Şimdi geliyor mu Dinçer Bey? Sesle ilgili şu an bir sıkıntı var mı? Tamam o zaman belki Dinçer Bey'den kaynaklıdır. Oluyor bazen çünkü. Peki ben devam ediyorum hızlıca. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben İlker Sönmez. Mavili Elektronik Akademi Biriminde eğitim sorumlusu olarak görev alıyorum. Her hafta salı günü saat 11'de olduğu gibi bu hafta da yine bir webinar konusuyla karşınızdayız. Bu hafta sizlere webinarımızda Patlayıcı ortamlarda gaz algılaması konusunu anlatacağız. Patlayıcı ortamlarda gaz algılamasını anlatırken de patlama riski nedirden başlayacağız. Patlayıcı gazlar ve la seviyelerini aktaracağız. Daha sonra patlayıcı gazlar için sensör tiplerinden bahsedeceğiz. Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, patlayıcı ortamlar için yönetmelikler ve ATEX işaretlemesinden bahsedip, günü sonlandıracağız. Bu bağlamda umarım hepimiz için keyifli güzel bir e, konu olacak. Evet dedik ki ilk olarak başladığımız patlama riski nedir? Şimdi arkadaşlar ekranda da gördüğünüz üzere bir patlama üçgeni var. Bir ortamda patlama olabilmesi için oksijen, ateş kaynağı ve belirli miktarda patlayıcı gaz veya buharın bir arada bulunması yeterlidir. Bir daha söylüyorum, oksijen, ateş kaynağı ve belirli miktarda patlayıcı gaz veya buharın bir arada bulunması yeterlidir. İşte bu üç parametre bir araya geldiğinde patlama üçgenini oluşturur, patlama üçgenini. patlama üçgeninden herhangi bir parametre çıkarıldığında patlama riski ortadan kaldırılmış olur. Örneğin patlayıcı gaz seviyesinin belirli bir miktarın üzerine geçmesinin engellenmesi gibi. Patlayıcı gaz seviyesini biz belli bir miktarın onların patlama sınırları var. Birazdan bahsedeceğim. Belirli bir miktarın üzerine geçmesini engellediğimiz zaman bu patlama üçgeninde bahsettiğimiz üç parametreden bir tanesini patlayıcı madde parametresinde aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu noktada yani bu gaz seviyesinin belli bir miktarın üzerine geçmesinin engellenmesi noktasında devreye gaz dedektörleri girer. Gaz dedektörleri bulunduğu ortamdaki havada bir gazın belirli bir miktarda bulunduğunu algılar. Böylece patlama üçgeninin oluşması engellenir. Peki nedir bu belirli miktar gaz? Her patlayıcı gazın bir alt patlama sınırı vardır. Yani LEL. LEL arkadaşlar uluslararası kaynaklarda Lower Explosion Limit olarak geçer ve alt patlama sınırı diye ifade edilir. Belirli bir gazın hacimsel olarak Ortamdaki havanın minimum yüzde kaçı kadar olduğunda patlama riski doğurduğunu ifade eder bu. Patlayıcı gazların aynı zamanda üst patlama sınırı yani UL, Upper Explosion Limit olarak geçen, patlayıcı gazın hacimsel olarak patlama özelliğini sürdürdüğü maksimum seviyeyi ifade eder. Bu maksimum seviyenin üstüne çıkıldığı zaman, Zengin karışım olur. Burada oksijen yetersizdir. Lelin altında kaldığında da zayıf karışımdır. Burada da patlayıcı madde yetersizdir. Bu durumlarda yani oel alt patlama sınırı dediğim sınırın altında kaldığında veya oel üst patlama sınırının üstüne çıktığında patlama oluşmaz. Ama bu aralıkta bir patlama meydana gelir. Örnek olarak ekranda metan gazının LEL ve UEL seviyelerini görüyorsunuz. Metan gazının alt patlama sınırı yani LEL Lower Explosion Limit %5'tir. Ortamda metan gazı %5'lik bir yoğunlukta olduğu anda alt patlama sınırına ulaşmış demektir ve %15'e kadar bu %5 ile %15 arasında patlamaya neden olur. %5'in altında kaldığında zayıf karışım, burada metan yetersizdir, yani doğal gaz yetersizdir. Zengin karışımda da oksijen yetersizdir ve patlama ortadan, patlama riski ortadan kalkar. LPG gazının LEL ve UEL seviyelerine bakacak olursak, LPG-butan-propan karışımı, butan-propan karışımı, bir gazdır ve alt patlama sınırı LPG gazının alt patlama sınırı %2.1'dir arkadaşlar. Ve metan gazı ve e LPG gazının LEL ve OES seviyelerinin dışında da ekranda bir tablo görüyorsunuz. İşte asetilen mesela ne diyor? LEL seviyesi için %2.3. Ee, amonyak %15.4. Burada da tabii e, iki ayrı standarda göre değerler var. Birbirine çok yakın olsa da bazen farklılıklar gösterebiliyor. Benzen için %1.2. Bütan için %1.4 izobutan için %1,5 eee IEC 60079-20 standardına göre de %1.3 gibi etan yüzde %2.4, %2,5, etanol %3.1 diye devam ediyor. İşte tabloda gördüğünüz gazlar ISO 10156 ve IEC 60079 standartlarına göreler seviyeleri tabloda görüldüğü gibi. Peki gelelim patlayıcı gazlar için sensör tiplerine. Ekranda gördüğünüz sensör tipleri patlayıcı gazlar için kullanılan sensörlerdir. Patlayıcı ortamlarda gaz algılaması için günümüzde sıklıkla kullanılan iki sensör olan katalitik ve IR sensörleri bu sunumun ilerleyen slaytlarında inceleyeceğiz. İki sensör çeşidinin de yani katalitik sensörlerin de IR sensörlerinde kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Tercih yapılırken mahalin yapısı, algılanacak gaz ve sistem için ayrılan bütçe gibi parametreler dikkate alınmalıdır. Öncelikle yaygın kullanımı dolayısıyla katalitik sensörden bahsedeceğiz. Ama katalitik sensörler günümüzde yavaş yavaş yerini infrared sensörlere bıraktığı için onu da söz edeceğiz. Ama katalitik ve infraredin dışında da ekranda gördüğünüz gibi termal iletkenli, yarı iletken, elektrokimyasal, alev izolasyonlu ve alev ısı analizi şeklinde sensör tipleri de mevcut. Gelelim katalitik sensörlere. Ekranda gördüğünüz durumda katalitik sensörlerin yapısında iki tane pelistör adı verilen pelistör adı verilen e, minik seram seramik kürecik bulunuyor. Katalitik sensörlerin yapısında iki tane pelistör adı verilen minik seramik kürecik bulunuyor. Pelistörün içinde bobin şeklinde sarılmış platinyum tel, üzerinde de katalizör katman bulunur. Patlayıcı gaz sensöre ulaştığında katalizör katman ile reaksiyona girer ve oksidasyon oluşur. Bunun sonucunda ise pelistörün ısısı artar. Pelistör ısısının artmasıyla birlikte içindeki platinyum tel bobinin elektriksel direnci artar. Katalitik sensörlerin yapısında bulunan pelistörlerden sadece bir tanesinin üzerinde katalizör katman bulunur. Diğer pelistör ise referans görevini görür. Wheatstone köprüsü şeklinde bağlanan pelistörler sayesinde ortam sıcaklığının artışı hatalı algılamaya yol açmaz. Eğer ortam sıcaklığı artarsa iki pelistörün de ısısı artar ve sensörde sinyal oluşmaz. Ancak patlayıcı gaz algılandığında sadece bir pelistör ısınır ve sensör sinyal oluşturur. Katalitik sensörler patlayıcı gazları %100 LEL seviyesine kadar sağlıklı bir şekilde algılayabilmektedir. Ancak katalitik sensörlerin yüksek gaz gaz konsantrasyonuna uzun süre maruz kalmaları önerilmez. Çünkü yüksek gaz konsantrasyonu olduğu ortamlarda oksijen seviyesi düşük olur ve pelistörde oksidasyon gerçekleşmeyebilir. Bu durumda sensör duyarlılığını kaybederek hatalı ölçüm yapabilir. Katalitik sensörlerin normal çalışma koşullarında ortalama ömrü 5 yıldır, her yıl yaklaşık %5 ile %10 aralığında hassasiyet kaybı meydana gelir. Sensörün patlayıcı gaza maruz kalma seviyesi sıklığına göre ee, Az önce bahsettiğimiz ömrü ve hassasiyeti değişkenlik gösterebilmektedir. Bir de dedik ki infrared kızılötesi sensörler, infrared IR sensörler patlayıcı gazların algılanmasında en çok kullanılan sensörlerden bir diğeri de infrared sensörlerdir, infrared. Infrared sensörler genellikle hidrokarbon gazların algılamasında kullanılır. Çünkü infrared sensörler yapısı gereği algılamasını hidrokarbon gazların, infrared ışınların dalga boyunu değiştirme özelliğinden yararlanarak gerçekleştirir. Infrared sensörler yapısı gereği algılamasını hidrokarbon gazların, infrared ışınların dalga boyunu değiştirme özelliğinden yararlanarak algılama gerçekleştirir. Genel olarak infrared, sensör, infrared sensörlerin yapısı, Ekranda gördüğünüz gibidir. IR ışık kaynağı optik alıcıya bir ışın gönderir. IR ışık kaynağı optik alıcıya bir ışın gönderir. Sensörün içine giren hidrokarbon gazı ışık kaynağından çıkan IR ışınını soğurur. Referans ışını ile algılama için gönderilen ışın arasındaki sönüm farkı alarm seviyesi olarak belirlenen eşiğe geldiğinde sen sensör sinyal gönderir. IR sensörler ortam sıcaklığındaki değişimlere, neme, yüksek patlayıcı gaz konsantrasyonuna ve hidrojen sülfür gibi engelleyici gazlara karşı dayanıklıdır. eee düşük veya yüksek oksijen konsantrasyonunun bulunduğu ortamlarda IR sensörleri güvenilir ölçüm yapabilmektedir. Ancak aynı durum katalitik sensörler için geçerli değildir. Ne dedik? Düşük veya yüksek oksijen konsantrasyonunun bulunduğu ortamlarda ne daha güvenilir ölçüm yapıyormuş? IR sensörler. Katalitik sensörler bu noktada güvenilir değilmiş. Ayrıca katalitik sensörlerin normal şartlarda ortalama 5 yıl gibi bir ömrü varken IR sensörlerin ömürleri çok daha fazladır. IR sensörlerin rutin kalibrasyonu ortalama senede bir kez yapılırken katalitik sensörlerin 6 ayda bir kalibre edilmesi gerekir. Ancak tabi IR sensörlü dedektörler, IR sensörlü dedektörler arkadaşlar. Ee, katalitik sensörlere göre çok daha pahalıdır. Yaklaşık 3-4 kat. Ayrıca IR sensörler sadece IR ışınlarını soğuran gazları algılayabilmektedir. Örneğin IR sensörlü dedektörler hidrokarbonları algılayabilirken hidrojen gazını algılayamaz. Geldik tehlikeli bölgelerin sınıflandırmasına. Ee, tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasında öncelikle şunu diyoruz. Gaz dedektörü seçimi yapılırken cihazın kullanılacağı ortamın tehlike sınıfının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bir daha söylüyorum. Gaz dedektörü seçimi yapılırken cihazın kullanılacağı ortamın tehlike sınıfının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Tehlikeli ortam sınıflandırması literatürde iki ayrı görüşe göre yapılmaktadır. Dünyada yaygın olarak İki farklı görüşe göre yapılmaktadır tehlikeli bölge sınıflandırılması. Nedir bunlar? Avrupa ve IEC metodu bir diğeri de Kuzey Amerikan metodu. Türkiye'de Aralık 2005'te yayınlanan TS 3491 N 60079-10 standardı geçerlidir. Standartta tehlikeli ortam sınıfları şu şekilde belirtilmiştir. Ekranda gördüğünüz Avrupa ve IIC, IEC pardon Avrupa ve IEC sınıflandırması, Kuzey Amerikan sınıflandırması ve bunların tanımları var. Türkiye'de de az önce belirttiğimiz kabul edilen standartta "Zon 0" ifadesi yerine "Kuşak". Diye bir ifade kullanılıyor. Kuşaklar, tehlikeli bölgeler patlayıcı gaz ortamının oluşma sıklığına ve süresine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır. Kuşak sıfır yani zon sıfır içinde gaz, buhar veya buğu halinde yanıcı maddelerin havayla karışımından meydana gelen patlayıcı gaz ortamının devamlı veya çok uzun süreli veya sıklıkla bulunduğu bölge. Patlayıcı ortam oluşması sürekli veya uzun süreli veya sıklıkla olan bölge. Kuşak 1 yani zon 1 içinde gaz, buhar veya buğu buha, halinde yanıcı maddelerin havayla karışımından meydana gelen patlayıcı gaz ortamının normal çalışmada ara sıra bulunduğu bölge. Patlayıcı ortam oluşması bazen ve düzensiz olan bölge. Kuşak 2 yani zon 2 de ee, patlayıcı gaz ortamının normal çalışmada ara sıra bulunma ihtimalinin zayıf olduğu, eğer bulunursa sadece çok kısa süreyle devam ettiği bölge, patlayıcı ortam oluşması beklenmeyen ve yalnızca kısa bir süre için olan bölge diye ifade ediliyor. Standartta geçen kuşak 0, 1 ve 2, e, yukarıda da belirtildiği üzere gaz ve buharlar içindir, tozlar için, kuşak 20, kuşak 21, kuşak 22 yani zon 20, zon 21, zon 22 olarak geçer. Exproof gaz dedektörleri kullanılacağı ortamın tehlike sınıfına uygun üretilmiş olmalıdır. Örneğin zon 2'ye uygun üretilmiş bir exproof cihazın zon 1'de kullanılması uygun değildir. Ortamın tehlike derecesi numarası arttıkça ee, tehlike derecesi Numara arttıkça azalır. Örneğin en tehlikeli kuşak zon 0 iken 1 ve 2 bu kuşağa göre daha az tehlikelidir. Buna göre zon 0 için üretilmiş bir exproof cihaz zon 1 ve zon 2'de de kullanılabilir. Tehlikeli bölge sınıflandırmasından sonra patlayıcı ortamlar için yönetme, yönetmeliklere de bir bakalım. Sonra bir Atex işaretlemesi göstereceğim. Hani cihazların üzerindeki etiketlerden neyi nasıl okumamız gerekiyor kısmına da bir bakacağız. Ee, ve sonrasında konuyu toparlıyor olacağız. Evet dediğim gibi öncelikle patlayıcı ortamlar için yönetmeliklere bakalım. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik... Ee, 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.06.2016 tarihinde yenilenmiştir. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.06.2016 tarihinde yenilenmiştir. Bu yönetmelikte patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazlara ilişkin Esaslar ele alınmaktadır. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik ise 30.04.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte patlayıcı ortamlarda çalışan kişilerin sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin esaslar ele alınmaktadır. Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmelik, patlayıcı ortamda kullanılan cihazların sahip olması gereken özellikleri belirtir. Yönetmelikte söz konusu cihazların üretimini gerçekleştiren, ithalatını ve dağıtımını yapan firmaların yükümlülükleri belirtilir. Bunun dışında ürünlerin uygunluğu ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görev, görevlendirilmesine ilişkin esaslar yine yönetmelikte belirtilmektedir. Yönetmeliğin ek bir bölümünde teçhizat grupları kategorilere ayrılmakta ve her gruptaki cihazların nerede kullanılabileceği belirtilmektedir. Buna göre gruplar birinci grup ikinci grup şeklinde ayrılıyor. Birinci grup madenlerin Yeraltı bölümlerinde ve yer üstünde grizu ve veya yanıcı toz tehlikesinin olduğu mahallerde kullanım için tasarlanan teçhizat diye geçiyor. İkinci grup hava, gaz, buhar, sis, toz hava karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların bulunduğu mahallerde kullanım için tasarlanan teçhizat. Olarak geçiyor. İkinci gruba dahil olan cihazlar daha çok yerüstü endüstrilerinde kullanılıyor. İkinci gruba dahil olanlar daha çok yerüstü endüstrilerinde kullanılıyor. Şimdi buna göre Atex işaretlemesini de şöyle inceleyecek olursak önce ekrana bir şöyle iyice bakmanızı istiyorum. Ben bununla ilgili bilgi vermeye geçmeden önce ekranda iki ayrı örnek etiket görüyorsunuz. Atex sertifikalı ürünlere dair iki ayrı etiket görüyorsunuz. Biraz bir inceleyin bu etiketleri. Evet. Şimdi biraz bilgi vermeye çalışayım dilimin döndüğünce. Bu etiketleri açıklamaya geçmeden önce şöyle biraz bilgi aktarımı yapayım. Şimdi, muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili yönetmeliğin ek iki bölümünde CE ile ilgili maddeler yer almaktadır. Buna göre teçhizatın işaretlemesinde bulunan G harfi, mesela sol üstteki etikette bakın G slash D var. G harfi cihazın gaz, buhar veya sistem gaz, buhar veya sisten. D harfi ise cihazın tozdan kaynaklı patlayıcı ortamlar için uygun olduğunu belirtmektedir diyor. Burada da gördüğünüz sol üst köşedeki örnekte etikette G slash yani hem gaz, buhar veya sisten hem de tozdan kaynaklı patlayıcı ortamlar için uygun demek. IEC 60079 Avrupa standartları, UL ve NFPA Amerikan standartları ışığında patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazların ATEX işaretlemesi dahil oldukları sınıfa uygun olmalıdır. Dahil oldukları sınıfa uygun olmalıdır. Mesela burada ee... Ne demiş bakın 2 demiş ekipman kategorisi 2. Ekipman kategorisinin 2 olması demek ne demekmiş? Zon 1 veya zon 21 yani zon 1 e, gaz buhardan kaynaklanan patlayıcı ortamlar zon 21 de tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlar. Kategorisi 2'ymiş ekipman kategorisi. Ekipman kategorisi 2 olduğu noktada ne yapıyor bakın? Zon 1 ve Zon 21'de kullanıma uygun. Zon 0'da kullanılamaz. En tehlikeli bölgelerde kullanamazsınız anlamına geliyor. Eee... Yine ekipman grubu Roma rakamıyla gösterilen ekipman grubu bir önceki slaytta söylediğimiz ikinci grup yer üstü endüstrilerinde kullanıldığı anlamına geliyor. Ve bu etikete baktığımızda, sol üstteki etikete baktığımızda yer üstü endüstrisinde kullanılan, mesela işte Zone 1 ve Zone 21'de kullanıma uygun gaz, buhar ve e, toz kaynaklı patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun ATEX sertifikalı bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Sağ taraftakine baktığımızda da e, T3 yüzey sıcaklığı, bu noktada da patlayıcı ortamlarda kullanılan Exproof cihazların ATEX işaretlemesinde bulunan bir diğer işaretin, işte cihazın kullanabileceği maksimum yüzey sıcaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela T3 dediği 200 santigrat derece maksimum yüzey sıcaklığı. Yani bu şu demek cihazın içerisinde meydana gelebilecek olası bir e, ısı oluşumu bir patlamada cihazın yüzeyine yansıyacak sıcaklık e, maksimum 200 dereceye kadar ulaşıyor. Bu da mesela, 150 derecede patlamaya neden olabilecek bir yerde kullanılırsa orada e, patlamanın oluşmasına neden olur. Yani uygun değildir demektir. Bunun için de e, daha farklı bir yüzey sıcaklığına sahip bir cihaz seçmek gerekir. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak gaz algılama cihazlarının hangi gaz grubuna dahil olan gazı algıladığı yine, burada belirtiliyor. Mesela e, 2B demiş, patlama kategorisi 2B yani etilen gazı, etilen gazını algıladığını söylüyor. Ve yine koruma sınıfı alev sızdırmaz muhafaza ve özgüvenlikli şeklinde ayrılmış. D'ler alev sızdırmaz, İA'lar özgüvenlikli. Özgüvenlikli olanlar için uygun zon zon sıfır, zener bariyer kullanımı ile birlikte e, rahatlıkla kullanılabilir. Alev sızdırmaz muhafazalarda zener bariyere ihtiyaç yoktur. Zombir de kullanıma uygundur şeklinde etikette belirtiyor. İşte burayı da toparlamak, özetlemek gerekirse patlayıcı ortamda kullanılacak gaz dedektörünü seçerken ortamın tehlike sınıfına dahil olduğu gruba ortam sıcaklığına algılanacak gazın Grubuna uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Bu kontrollerde işte cihazın atex işaretlemesi yani etiketinde ee, çok büyük oranda ifade edilmektedir. Buradan kolaylıkla bu bilgi edinilebilir. Arda Bey sunumun özellikle bu kısmı sizin sorunuza da cevap niteliğinde. Burada kafanıza takılan bir şey var mı? Sunumun sonuna yaklaşırken tam bu noktada sorunuza cevap verebildik mi? Siz de sağ olun, çok teşekkürler. Peki, o zaman 9 numaralı slaytı peki ee, Hatice Bilge Alın bu mudur bahsettiğiniz slayt katalitik sensörler? Hatice Hanım. Devam edeyim mi? canımdan ses çıkmıyor şu anda. O zaman tekrar eski slayta döneyim yani 13'e. ATEX işaretlemesi bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar bir cümleyle toparlayacak olursak diyoruz ki patlayıcı ortamlarda kullanılacak exproof gaz algılama cihazlarının seçimi, projelendirmesi, kalibrasyonu ve, uz ve bakımı uzmanlık gerektiren işlerdir konusunda uzman, tecrübeli bir teknik ekip tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bu buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Ve sunumumu bitirirken hepinize katılımlarınız için ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Arda Bey bu konuda Tabi patlayıcı ortamlarda çalışma etkinliği olan kişiler var, daha doğrusu olması gerekiyor. Bununla ilgili de patlayıcı ortamlarda çalışmaya dair şu an standardın numarasını hatırlamıyorum ama bir standart var. Estafla atacağım. 9. slaydı açmıştım katalitik sensörlerle ilgili. Arkadaşlar çıkmadan e, burada mavi ile elektronik sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü her hafta e, biz salı günü bu webinarları gerçekleştiriyoruz ve sosyal medya hesaplarımızdan bunun duyurusunu yapıyoruz. Bizleri oradan takip ederseniz, e, sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz, bu şekilde bizler de size e, maksimum fayda sağlayabiliriz. Lütfen bizleri takip edin, webinarlarımızı. Canlı takip ettiğiniz zaman sorularınızı cevaplama şansımız oluyor ama sonrasında kayıtları YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü saat yine 11'de görüşmek üzere diyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. 2-3 dakika bekleyeceğim soru için. Soru gelmezse yavaş yavaş kapatıyor olacağım. Şimdilik herkese hoşçakalın diyorum sorusu olanlar için de bekliyorum. Projeyi kim onaylıyor? Hazırlanan proje uygun olup olmadığını kim kontrol ediyor? Yani orada belediyenin bu konuda ilgili birimlerinin olması lazım. Ben teşekkür ederim Arda Bey bu arada. Benim için de çok güzel bir webinar oldu. Her haftada bekleriz. Farklı konularla karşınızdayız. Cengiz Bey sorunuzun cevabı konusunda yani hazırlanan projeyi sonuçta genel olarak projeleri benim bildiğim e, belediye birimleri ya da itfaiyeler kontrol ediyor. Yani o konuda şu anda hangisinin hangisi kontrol ediyor gibi bir net şeyim yok ama genel olarak buralardan yürüyor diye biliyorum. Bu bağlamda da idari merci onlar olması lazım. Yani tam bir cevap olmadığını farkındayım ama e, bu şekilde ilerlendiğini hatırlıyorum. Evet sorular için bekliyorum. Varsa sorularınız dinlemeye ve elimden geldiğince cevaplandırmaya hazırım. Rica ederim Cengiz Bey. Umarım herkes için keyifli, güzel, faydalı bir webinar olmuştur. Bu tip faydaları biz her hafta salı günü sizlere sağlamaya çalışıyoruz. Sizler de bize eşlik edin lütfen. Başka sorusu yoksa, sorusu olan yoksa kapatıyorum ve herkese hoşçakalın diyorum. Tekrar hoşçakalın.